أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ذو الجلال والكمال جل جلاله يا sonsuz hamd ve senalar nihayetsiz şükürler olsun Resul-i Ekrem Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ehline, ashabına ve etbaına salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak tevfikat-ı sübhaniyesine cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Kıymetli müminler, değerli cemaatimiz, Araf suresi 103. ayeti kerimeyi en son okuduk. Hatırlayarak devam edelim inşallah. Cenab-ı Hak Estaizu billah Thumme ba'athna min ba'dihim Musa bi ayatina. Sonra önceki kavimlerin ardından biz Musa'yı gönderdik. Yanında ayetlerimiz, mucizeler olduğu halde ila firavne, firavuna ve meleihi, firavunun ileri gelen ekabir takımına. فَظَلَمُوا بِهَا Ona zulmettiler. فَنْدُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُفْسِد۪ينَ Habibim bak ki ifsad eden kavimlerin akıbeti ne oldu? Yani evvelki ümmetler, Musa Aleyhisselam'ın ümmeti yalanladılar, zulmettiler, hakka karşı durdular, yeryüzünde bozgunculuk çıkarttılar. Akıbetleri ne oldu? Yani bu Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam aynı zamanda senin kavminin de seni yalanlayanların akıbeti aynı olacak, rahat ol. Bu sadece senin başına gelen, seni yalanlayan, inkar eden, sana hakaret eden, alay eden, yalnız değilsin bu yolda. Senden öncekilerin misallerini Cenab-ı Hak Efendimiz'e vererek yani bir manada Efendimiz'i teselli ediyor. Ama onun üzerinden de kavmine yalanlayanların akıbeti sizin için de geçerlidir diye tehdit ediyor. Ve kâle Musa, Musa Aleyhisselam dedi ki, ya Firavun, ey Firavun dedi, inni resulüm min rabbin alemin, muhakkak ki ben alemlerin Rabbinin Resulü elçisiyim. Hani Firavun ne diyordu? Ene rabbukumul e'lâ diyordu ya, Musa Aleyhisselam cevaben ona ne diyor gittiğinde? Ey Firavun, ben alemlerin Rabbinin. Yani sahtekarlık yapma. Sen kim, Rabb'lık kim? Alemlerin bir Rabbi var. Yerleri gökleri yaratan, yöneten, yaşatan. Ben o Rabb'ın sana gönderdiği elçiyim. Firavun bildiğiniz üzere yani Mısır'da hükümdarlık, krallık yapanlara verilen bir ünvandır. Yani Firavun bir tane değildir. Bizde nasıl başbakan, cumhurbaşkanlığı makamı var? O zaman da Mısır'daki yöneticilerin ünvanı Firavun. Acemlerin efendim krallarına işte Kisra denilirdi. Rumlarınkine Kaiser denilirdi. Habeşlilerinkine Necaşi denilirdi, Selçuklularınkine Sultan denirdi gibi. Firavun o zaman iktidarı temsil eden, yani devleti Mısır'ı elinde tutan yönetici. Onun özel bir ismi var, bize lazım değil. O Firavun için denilir ki 400 sene ömür sürdü Musa Aleyhisselam'ın Firavunu. 400 sene. Ama bu 400 senede hiç başı ağırmadı, hiç ayağı taşa denk gelmedi tabiri caizse. Çok rahat bir hayat yaşadı. Öyle ki bazı kitaplar, kaynaklar der ki Firavun'un atının rampa yukarı çıkarken ön ayakları kısalır, arka ayakları uzar. Rampa aşağı inerken de tersi olur ki sallanıp rahatsız olmasın diye. Dünyada bu kadar rahat bir hayat yaşamış Firavun. Yani dünyada çok fazla rahat yaşamak arzusunda olanlara Firavun'un hayatı örnek verilir.
akıbeti Firavun gibi olmak istemeyenler Firavun'un hayatına özenmesinler. Bu dünya çok rahat edilecek bir yer değil. Velhasıl gördüğü rüya üzerine hepinizin bildiği, daha önce konuştuk. İşte iktidarına son verecek bir çocuk dünyaya gelecek diye tevil etmeleri üzerine o da o sene dünyaya gelen çocukları kontrole tabi tuttu. Erkek doğarsa öldürdü, kız doğarsa müsaade etti. Farklı rivayetler var. 120 bin çocuk diyen kaynaklar var. 900 bin çocuk diyen kaynaklar var. Yani on binlerce çocuğu katletti Firavun. Niye? Belki bu çocuk benim iktidarıma son verecek korkusu ile. Ama Allah öyle bir Allah ki iktidarına son verecek Musa'yı onun eliyle onun sarayında yetiştirdi. Musa kelime manası mu su demek diyor kitaplar. Sa sazlık, ağaçlık manasına. Musa. Niye Musa? Çünkü annesi Musa Aleyhisselam'ı dünyaya getirdiğinde gizli bir mağarada doğurdu. Erkek olunca da onu saklamak zorunda kaldı. Çünkü Firavun adamları görürlerse yapacakları malum. Sonra Mevla diyor ki biz ona vahyettik. Musa Aleyhisselam'ın annesine. Dedik ki sen onu bir kundak içerisinde efendim bir böyle kutuya koy tabiri caizse. Bir sandala koy, onu nehre bırak. Annesi de aynen kendine vahyedildiğini yaptı. Ablasını da, Musa Aleyhisselam'ın ablasını da o sandalı takip etmesi için gönderdi. Gitti, gitti, gitti. Tam Firavun'un sarayının önünde diyor bir sazlıkta durdu. Firavun da diyor hanımı Asiye validemizle beraber bu ara gezintideydi diyelim. Musa Aleyhisselam'ın bebek sesini duyunca zaten yıllardır çocukları olmuyor, çocuk hasreti içindeler. Asiye validemiz Musa Aleyhisselam'ı sahiplendi. Bunu veremem dedi. Buna kıyamam dedi. Bu bizim olsun dedi. Firavun da bir şey diyemedi hanımına. Ne bilecek bu geleceğin Musa'sı olacak diye. O yüzden adına Musa su ile sazlığın birleştiği yerde bulunduğu için Musa ismi verildi denilir. Gençliği Firavun'un sarayında geçer Musa Aleyhisselam'ın. Ta ki bir gün tabi Musa Aleyhisselam'ın kendisi Beni İsrail'den ama Firavun Kıptilerden. Yani iki tane ırk yaşıyor diyelim o topraklarda. İsrailoğulları Firavun'un soyundan gelen Kıptiler. Bir gün diyor Musa Aleyhisselam genç delikanlı yolda yürürken iki kişinin kavga ettiğini görür. Aralarına girer. Biri Beni İsrail'dendir, biri Kıptilerdendir. Musa Aleyhisselam yapmayın etmeyin der. Aralarına girer. Ama peygamberlerde normal insanların 100 katı kuvvet olduğu kaynakların ifadesi. O yüzden o Kıpti olan biraz böyle hırgür edince Musa Aleyhisselam ona böyle ufaktan bir dokundu. Ya da bir tokat attı diyelim. Ama peygamber tokatı Osmanlı tokatına benzemiyor. O tokatla beraber Kıpti olan yere düşüyor, ölüyor. Halbuki Musa Aleyhisselam öldürmek kastıyla vurmadı ona. Neticede olayı gören bir kişi var orada. Kıptilerden. Ertesi gün Musa Aleyhisselam hani olayı kimse görmedi. Adam kim vurduya gitti düşüncesiyle ama biraz korku içinde. Çünkü neticede onun öldürdüğü anlaşılırsa kısas tatbik edilecek, diyet istenecek. Ertesi gün diyor yine o dünkü tartışan Beni İsrailli bu sefer başka biriyle tartışıyor. Musa Aleyhisselam da gene girdi aralarına yapmayın etmeyin dedi. Ya sen ne kavgacı adamsın gibilerinden. Derken o karşısındaki adam dedi ki sen dedi dünkü adamı öldürdüğün gibi beni de öldürecek misin? Abo demek adam görmüş haberi var. Musa Aleyhisselam baktı ki bu işin sonu iyi değil uzatmayalım. Oradan kaçtı diyor. Orayı terk etti. Ta Medyen'e gitti.
Medyen'de işte Kur'an anlatıyor bütün bunların hepsini. İleride Allah ömür verir, nasip olur. O surelere gelirse bunları konuşacağız. Medyen'de diyor efendim bir çeşme başında orada insanlar davarlarını sularlarken iki tane kız kardeş gördü orada. Onların da davarları var, yukarıda bekliyorlar. Yanlarına gitti Musa Aleyhisselam, niye bekliyorsunuz diye sordu kızlara. Dediler ki burada erkekler var, biz erkeklerin arasına girip koyunlarımızı sulayamayız, onların dağılmasını, çeşmeden ayrılmasını bekliyoruz. Musa Aleyhisselam dedi ki o zaman siz verin bana dedi, ben sizin yerinize bunları sulatırım. Aldı koyunları, suladı, kızlara teslim etti. Kızlar da gittiler babalarına, dediler böyle böyle. Babaları kim? Şuayb Aleyhisselam. Kızların birine dedi ki git bak o delikanlı oradaysa al getir. Kız geldi, Musa Aleyhisselam gidecek bir yeri yok. Çeşme başında dedi babam sana teşekkür etmek istiyor dedi. Seni yanına çağırıyor. Musa Aleyhisselam da tamam dedi. Ama dikkat buyurun. Yol bilmeyen adama yolu tarif etmek için önde gidilir değil mi? Önde giden arkadakine beni takip et derler. Musa Aleyhisselam daha peygamber değil. Ama Şuayb Aleyhisselam'ın kızına diyor ki sen arkamdan gel, ben önden gideyim, sen bana yolu tarif et. Hani kadınlar önden gidecek, erkekler arkadan gidecek. Bu peygamberi bir yol, bir metot değil. Erkekler önden gidecek, kadınlar erkeklerin arkasından gelecekler. Konuşacak çok mevzu var ama çok uzatmayalım. Netice Musa Aleyhisselam Şuayb Aleyhisselam'ın yanına gelir. Şuayb Aleyhisselam ona sorar, kimsin, necisin, nereden geliyorsun? Anlatır durumunu. Kendisine bir teklif yapar. Der ki şayet 7 sene benim yanımda çalışırsa 7 senenin sonunda kızlarımdan istediğinle seni evlendiririm. Netice 7 sene değil 10 sene kalıyor yanında. Kızlarından bir tanesini Musa Aleyhisselam'a veriyor. Beraberinde de ona biraz işte davar, koyun neyse bir sürü veriyor. Musa Aleyhisselam tekrardan yola devam oluyor. İşte o yolculukta geriye dönerken kendisine peygamberlik veriliyor. Bir ateş görüyor bir ağaçlık içerisinde. O ateşe yaklaştığında o ateşten Allah Musa Aleyhisselam'a nida ediyor. Orada peygamberlikle görev alan Musa Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak Firavun'a gideceği, ona davet tebliğ yapacağı emrini veriyor. İlerleyen ayetlerde inşallah okuyacağız. Musa Aleyhisselam konuşma özürlü diyemem, haşa, bir peygamber için özürlü denmez. Ama konuşurken biraz zorlanıyordu. Peltekti tabiri caizse. Onun da sebebi için denilir ki hani Firavun sarayında Musa Aleyhisselam'ı besliyor ya, Firavun çok hır bir adam, akıllı adam. Bu Musa Aleyhisselam bebekliğinde içine bir şüphe düşüyor. Ya acaba diyor bu kadar çocuk öldürdük, bizim iktidarımıza son verecek korkusuyla. Şimdi bir tanesini aldık besliyoruz. Ya bu çocuk o çocuksa diye. Çünkü normal bir çocuğa benzemiyor. Bir anormallik de var. Peygamber nihayetinde gelecekti olacak. Derken kendi kendine dedi ki ben dedi bu çocuğu bir imtihan edeceğim. Bakayım gerçekten çocuk mudur yoksa gelecekte benim iktidarımı sonlandıracak olan çocuk bu mudur? Ne yaptı? Bir eline kor ateş, bir tepsiye tabiri caizse kor ateş, yanan ateş koydu. Öteki tarafa da efendim işte başka bir şey koydu. Altın koydu, para koydu neyse. Kendince düşündü. Eğer bu gerçekten çocuksa hangisine rağbet eder? Kor ateş. Ateş daha cazip gelir çocuğa. Ama yok akıllı ise o zaman ateşi değil parayı tercih edecek. O zaman ben de bunu keserim dedi. Musa Aleyhisselam önüne uzatılan bu iki seçenekten diyor tam elini paraya uzatacak. Cebrail Aleyhisselam geldi diyor eline vurdu. Öteki taraftaki kor ateşi aldı ağzına attı. Ağzına atar atmaz ağzı dili yandı tükürdü. O yanmayla Musa Aleyhisselam'ın dilinde işte o kekemelik kaldı. Ama bunun da hikmetini bazı alimler derler ki
Musa Aleyhisselam çocukluğunda Firavun'a bir defa baba demiş. Sen Firavun'a nasıl baba dersin diye de Mevla Teala da öyle tedip etti diye anlatılır. En doğrusunu anlatmayayım. Ama fil hakika Musa Aleyhisselam konuşmakta zorlanıyor. Onun için ne diyor? Ya Rabbi diyor, madem beni peygamberlikle görevlendirdin, bari kardeşim Harun'u da benimle görevlendirse, Harun fasih konuşan, beli konuşan, hitabeti güzel olan, yani o bana yardım etse. Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'ın kardeşi Harun Aleyhisselam'a da risalet, nübüvvet, peygamberlik veriyor. İki kardeşi beraber, İzheba, ikiniz beraber gidin. Gerçi bu ayette sadece Musa Aleyhisselam var ama ilerleyen ayetlerde Mevla öyle diyecek. Firavun'a gidin. Netice Musa Aleyhisselam beraberinde ayetlerimiz, yani mucizeler olduğu halde Firavun'un sarayına gider. Üstü başı, aradan yıllar geçmiş, tanınmıyor. Saraydan içeriye girmek ister. Kapıdaki muhafızlar derler ki giremezsin içeriye. Girersin giremezsin, müsaade etmezler. Musa Aleyhisselam elindeki asa ile diyor, şöyle sarayın sütunlarına, duvarlarına bir dokunur, saray başlar sallanmaya. Saray sallanınca oradakiler korkarlar. İşte efendim tamam geçebilirsin derler. Firavun ne oluyor der. Efendim kapıda bir adam var, seni görmek istedi. Biz engel olunca işte elindekiyle saraya dokundu, saray sallandı. Kimdir bu adam? Huzura çıkarttılar. Tabii Musa Aleyhisselam'ı tanıdı. Ne dedi ona? Vaktiyle dedi, seni ben yetiştirmedim mi, benim elimde büyümedin mi diyecek Firavun ona. Ama Firavun'un elinde yediklerini, Firavun'un sarayında beslendiklerini Allah ondan yıllar önce çıkartmış idi. Netice şimdi karşısında ne diyecek ona? Ben alemlerin Rabbi olan Allah'ın sana gönderdiği elçiyim. Sen Rablık iddiasında bulunan sahtekarın önde gidenisin. Sen kim, Rablık kim? Tabiri caizse. Devam edelim. Hakikun ala ella ekul ala Allah illa al-hak. Firavun dedi ki, yalan konuşuyorsun dedi. Buraların Rabbi benim dedi. Kimdir o seni gönderen Rab? Benden başka Rab mı var? Yani Rab ben olduğuma göre öyle iddia ediyor ya. Ben de senin gibi bir peygamber göndermediğime göre kimdir o seni gönderen Rab diyor Firavun. Evet, hani akıl hastanesine adamın biri girmiş, doktor diyelim, bakacak derilerin seviyesi nedir diye bir tane deliye rastlamış. Deli diyor ki ben peygamberim. Ben peygamberim diyor yani. Neyse, yanında da biri var, gülüyor. Doktor dönmüş o gülene. Ne diyor bu demiş? Peygamberlik iddiasında bulunuyor bak. O da gülmüş. Yalan konuşuyor demiş. Doktor demiş yani akıllı bir adama rastladım. Bak bunun yalan konuştuğunu, deli olduğunu anlıyor. Ne bildin demiş bunun yalan konuştuğunu? Çünkü ben öyle bir peygamber göndermedim demiş. O ondan da deli. Şimdi Firavun ne diyor? Sen diyor alemlerin Rabbi tarafından gönderilen bir elçi olduğunu söylüyor. Rab benim diyor, ben bir peygamber göndermedim. Kimdir o senin Rabbin? Musa Aleyhisselam diyor, hakikun ala ella kule alallah illel hak. Allah hakkında haktan başka bir şey konuşmak bana yakışır. Allah adına yalan mı konuşuyorum ben? Kanci tüküm bi beyinetim min rabbiküm. Ben size Rabbinizden açık beyineler, ayetler, mucizelerle geldim. Fe'ersil me'ye beni İsrail. Senden isteyip İsrail oğullarını benimle beraber bırak, biz buradan gidelim. İsrail oğulları Mısır'da Firavun'un hükümranlığı altında, egemenliği altında, tabiri caizse İsrail oğullarını köle diye kullanıyor Firavun. En ağır işlerde çalıştırıyor onları. Musa Aleyhisselam da İsrail oğullarını, kendi akrabalarını tabiri caizse Firavun'dan istiyor. Senden isteyin, bırak bu Beni İsrail kavmini, biz buradan Kudüs'e gidelim, burayı terk edelim. Kale, Firavun dedi ki,
اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَتِنْ Eğer sen bir mucize, bir ayetle geldi isen فَأْتِ بِهَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ O zaman madem doğru söylüyorsan o mucizeyi bir getir görelim dedi. Yani ben ne bileyim doğru söylüyorsun. Gerçekten mucizelerin var mı? Delilin nedir? Peygamber misin? Koy ortaya mucizelerini. فَأَلْكَ عَصَاهُ Musa Aleyhisselam diyor, elindeki asayı bıraktı. Asa, Adem Aleyhisselam cennetten çıkartılırken yanına aldığı, kendisinden sonraki peygamberler eliyle Musa Aleyhisselam'a kadar intikal eden cennetten çıkma bir asa. Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'a peygamberlik verdiğinde asayı da ona tevdi ediyor. O asa Musa Aleyhisselam'ın en büyük mucizelerinden. Ne yapıyor? Asayı yere bırakınca diyor فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُب۪ينَ Ap açık büyük bir ejderhaya döndü. Öyle ki diyor asayı yere koyunca Musa Aleyhisselam asa o kadar büyüdü, o kadar büyüdü ki diyor iki çenesinin arası Firavun'un sarayını yutacak kadar büyüdü. Firavun korkusundan kaçtı. Hani mucize istiyordun ya, Musa Aleyhisselam asayı yere koyunca, asa ejderha olunca Firavun etekleri tutuştu. Hatta bazı kaynaklar der ki Firavun af buyurun 40 günde bir tuvalete çıkarmış. Ama bu gördükleri karşısında diyor o gün 40 defa tuvalete çıkmış. Kolay bir şey değil yani. Korku böyle bir şey. En netice وَنَزَعَ يَدَهُ فَاِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ Musa Aleyhisselam ikinci bir mucize. Asayı yere koydu, ejderhaya döndü. Sonra tekrar asa eski haline döndü. Musa Aleyhisselam elini diyor şöyle sol kolunun göğsünün altına, koltuğun altına soktu. Sağ elini dışarıya çıkarttığında diyor onu gören, ona bakanların gözünü kamaştıracak aydınlıkta. İkinci bir mucize Musa Aleyhisselam'ın. Yani elini şöyle içine sokup da dışarıya çıkarttığında adeta güneş gibi parlıyor. Bakan insanların gözleri kamaşıyor, yerle gök arası aydınlanıyor. Musa Aleyhisselam'ın mucizesi bu. Sonra Musa Aleyhisselam bu mucizeleri gösterince قَالَ الْمَلَعُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ Firavun'un yanında ileri gelenler var ya, ekabirler, işte o İnsanın yanındaki dal kabuklar var ya, o yalakalar, af buyurun. Firavun'un başını aslında onun yanındakiler yaptılar. Denilir ki bir gün Firavun, Musa Aleyhisselam'ın teklifi karşısında iman etmeye meyletti biraz. Yani çünkü Musa Aleyhisselam ona dedi ki, senin derdin ne? İktidarım elinde kalsın mı? Allah bana söz veriyor, ölünceye kadar iktidar senin elinde kalacak. Firavun hoşuna gitti bu. Bir an düşüneyim dedi. Düşünürken yanında Haman veziri var. İleri gelenler var. Dedi ona ki ya böyle böyle dedi. Kabul etsek dedi şu Musa'nın teklifini. Hem bak iktidarımıza dokunmayacak yani. Onun peygamber olduğunu kabul etsek ne olur? Haman vezir, yalaka, dal kavuk. Dedi ki sen dedi bugüne kadar ben sizin Rabbinizim diyordun insanlara. Biz seni Rab olarak kabul ettik. Şimdi Musa'ya iman eden bir kul mu olacaksın dedi. Nereden vuruyor görüyor musun? Firavun dedi ki doğru söylüyorsun. Rablık varken dedi niye kulluğa razı olayım? Bak iman etmeye meyli varken yanındaki dal kavuklar onu yoldan çıkarttı. İşte insanın özellikle o makam mevki sahiplerinin yanında yöresinde danışmanlık, müsteşarlık yapanların dal kavuklukları bazen adamın gözünü kör edebiliyor işte. Dediler ki bitiriyorum konu uzayacak inşallah. Ya Firavun dediler. İnne hâdâ lesâhirun alîm. Musa'nın yaptığı büyük bir sihirdir dediler. Yani sen ona hani mucizeyle geldim demiştin ya Firavun diyor Musa Aleyhisselam'a. Göster mucizeni. Musa Aleyhisselam mucizelerini gösterdi. Ne dediler? Bunun yaptığı mucize falan değil. Çünkü o zamanlarda sihir var. Bu ancak büyük bir sihirbazdır diye Firavun'u etkilediler. Sonrası inşallah bir sonraki derse kalsın.
Ama buradan alınacak çok dersler var. Cenab-ı Hak zamanın firavunlarının ve dal kavuklarının şerrinden bizi muhafaza eylesin. Amin. Firavunun karşısındaki Musa'nın yanında yer almayı Allah bizlere nasip eylesin diyelim. Rıza lillahi el-Fatiha.